Geride bıraktığımız gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle önemli etkinlikler düzenlendi. İşte o etkinliklerden birinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Hakimiyet Milletindir sergisinin açılışını yaptı ve Burada oldukça önemli bir konuşma gerçekleşirdi. Türk milletinin istiklal mücadelesi vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir ifadelerini kullandı. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi vatanına bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 97. yılına dair mesajlarını o mücadelenin sembollerinin yer aldığı Hakimiyet Milletindir sergisinin açılışından verdi. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış gayret göstermiş, ter dökmüş, katkıda bulunmuş herkesi şükranla anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nı tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden ayağa kalkış olarak anlattı. Malazgirt Zaferi'nden başlayıp İstiklal Harbi'mize kadar uzanan ve günümüzde de süren coğrafyamızda verdiğimiz mücadeleyi çok iyi öğretmemiz gerekiyor. En büyük gücümüz bu tarihi mirasımızdır. Bu miras hakkıyla hıfsedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir. Başkan Erdoğan, vatandaşları tarihi obje ve belgelerin yer aldığı Hakimiyet Milletindir sergisine davet etti. Sergimizde yer alan eşyalar ve belgeler, İstiklal Harbimizin ve Cumhuriyet'in ilk döneminin hatıralarını gözlerimizin önünde yeniden canlandıracaktır. Hemen kürsümüzün önünde yer alan Çanakkale savaşımızın sembollerinden 57. alayımızın sancağı bunlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan 19. tümene bağlı 57. alayımızın askerlerine sizlere taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyerek Çanakkale geçilmez destanının omurgasını inşa etmiştir. Erdoğan'ı dinleyenler arasında Cumhuriyet'in kuruluşunda yer almış devlet büyüklerinin yakınları da vardı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergi iki ay boyunca açık kalacak.